Herkese merhaba. Dashcoin ile alakalı önemli de destek direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Son paylaşımı 9 Mart tarihinde bu bölgedeyken yapmıştım. Zaten burada tek bir destek kanalı vardı ve hedef yönlü 38.60 bölgesini bekliyordum. Hedefe dolaşmıştı. Tekrar 29-33 bölgesine hareket gelirse Birinci kademeyi uygulayacaktım ki o harekete çok güzel geldi. Dikkat ederseniz buradaki kanal çok güzel çalışıyor ve şu an kanal üzerinde ve kesinlikle pozitif görüntü içerisinde şu anki durum için bunu söylüyorum ve buradaki satış hedefim yine 38 60 ve 46 74 bölgeleri ne kadarlık kardan bahsediyoruz? Yüzde 31 ve yüzde 59 kârları gösteriyor. Dashcoin piyasanın hala gerisinde ve bir patlama yapma ihtimali var en azından buradaki akümüle dönem bize bunu gösteriyor. Yani bundan sonraki aşamada 38.60'ı birinci kademe satış olarak değerlendirmeyeceğim. Doğrudan 46.74 bölgesine satış emrine girmiş olurum. 46.74'ün üzerine atması aslında dört gözle beklediğim bir hareket. Alarmların aktif bir şekilde tutuyorum ve buranın üzerinde atması Dashcoin'de bence yükselişleri fazlasıyla hızlandıracaktır. En azından 104.92 bölgesine kadar ki yükselişleri seri bir şekilde görebiliriz ve 150 bölgesi de 46.74 bölgesinin ana satış hedefi olarak takip edeceğim. Dashcoin'de 150 bölgesi şimdilik kendime belirlediğim maksimum hedef. Tabii ki bunun üzerine çıkabilir ve buranın üzerine çıktıktan sonra güncel destekle dirençlerle takibi sürdürürüz. En azından 260'lı bölgelere kadar Dashcoin'de bir yükseliş görülebilir. E, şimdilik şimdilik ile alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Kanal yapılarında herhangi bir değişiklik yok. Ve aynı kanalları takip ediyorum. 25.05 altında inmemesi oldukça önemli ve buranın altına inerse düşüşler derinleşebilir. Dikkatli olmakta fayda var ve yeni kanal oluşmadıkça asla ikinci kadim alımı düşünmeyeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.